Karaca Hatır Barista'nın sunduğu sinema keyfi başlıyor. Çaresizliğe odaklandığımız zaman dilimleri vardır. Ben Allah'ım öldürdüm. Adım adım tükenmeye doğru ilerlediğimiz. Biri elimizi tutsa da çekse deriz. Kaosun tam ortasından. Kalbimizdeki en derin yaradan. Allah'ım öldürdüm. Ama olmaz. Ve düşeriz. Tek bir cümleyle yıkılır tüm maskelerimiz. Allah'ım öldürdüm. Bu anlamadım ki ya. Ha, neye göre çözeceğim ben bunu abi? Efendim Zeynep. Tamam. Tamam geliyorum ben. Konuştu mu kadın? Sadece ben öldürdüm dedi. Gerisi kilit. Diktiniz mi başına bizden birini? Komiserim. Zaten doktor kontrolünden sonra emniyete getirecekler. Maktul? Ayla Sarıtaş. Özel bir hastanede anestezi teknikeri. Şimdilik bu kadar.
Komiserim, evdeki kameralar çalışmıyor. Başkomiserim banyoda. Komiserim, bunu bulduk. Temel cinayet alet. Parmak izine yolluyorum. Emredersiniz başkomiserim. Çıkaralım. Sen nasıl bir maske takıyordun acaba? İşin içine kalp falan girince sende bir melankoli rüzgarları esti herhalde. Ne maskesinden bahsediyorsun Zeynep? Hani aslında içinde başka ama dışarıya başka davranan insanlar vardır ya. Evet, iki yüzlü. Yani ben ona tam olarak öyle demiyorum da biraz daha sofistike bir terim kullanıyorum komiserim. İki yüzlü kızım işte. Şimdi bu Canan gerçekten ablasını öldürdü, kalbini söktü ve gelip teslim mi oldu? Millet delirdi kızım. Millet kafayı yedi, artık şaşırma bunlara. Barış Başkomiser emniyete geçmiş. Kadını getirmişler. Sen de şu üst kata bir bak da bir an önce bitirelim şu işi hadi. Tamam. Çıkartmışlar. Evet. Kalp nerede acaba? Bulacağız. Gerçekten inanamıyorum ya. Bunlar nasıl insan? Birinin kalbini niye sökersin ki? Öğreneceğiz. Kalbi alıp da cinayet aletini burada bırakmak da. Evet, garip. Başınız sağ olsun. Anlamıyorum ki. Sen böyle bir şey nasıl olmuş olabilir ki? Daha dün akşam konuşmuştuk. Neden? Sabah gel konuşalım demişti. E tamam da ne konuşacaktınız yani? Bilmiyorum. Belki de boşanma işlemleriyle ilgili konuşmak istedim. Ayrılacak mıydınız? Maalesef. Maalesef? Yani ben ayrılmak istemiyordum.
Bunun için karımı öldürecek değilim herhalde, değil mi? Niye böyle bir şey söylediniz ki şimdi durduk yere? Ne bileyim, öyle birbirinize baktınız da imalı imalı. Şimdi siz böyle söyleyince bize de bir imalı geldi. Evet. Yani aklımıza durduk yere karpuz kabuğu düşürdünüz. Aileyi siz mi öldürdünüz Levent Bey? Tabii ki hayır. Müzik mi gerdi sizi biraz? Halbuki Ayla Hanım ölmeden önce en son bunu dinliyordu. Yok. Ayla bu tür müzikleri sevmezdi. Sizce Ayla Hanım'ı kim öldürmüş olabilir Levent Bey? Hiç bilmiyorum. Peki eşiniz sizden niye ayrılmak istiyordu? Hayatında bir başkası mı vardı? Hayır. Öyle olsa bilirdim. Sizin hayatınızda bir başkası var mı? Hayır. Ben karımı seviyordum. Zaten konuşalım deyince yani ne bileyim boşanmaktan vazgeçti zannettim. Peki ailesi? Ailesi bir tek kız kardeşi Canan var, öyle biliyorum. Dün akşam neredeydiniz? Bir arkadaşımaydı. Nasıl bir arkadaş? Normal bir arkadaş. İyi. Bir telefonunu alalım da bizim çocuklar bir teyit etsin. Doğru mu değil mi? Hale bak ya. Hayvan gibi ev ama bütün kameraları bozuk. Kala kala komşunun kamerasına kaldık. Bakalım buradan ne çıkacak? Amine, şimdi sana bir konum atacağım. Bu konumdaki güvenlik kamerasının olay gecesine ait görüntülerini istiyorum. Hakan gitmiş mi maktulün çalıştığı hastane? Yoldaymış başkomiserim. Evden başka bir şey çıktı mı? Karşı evin güvenlik kamerası ve şifreli bir flash bellek çıkmış. Zeynep komiserin flash belleği bilgi işleme götürdü. Güzel soru. Ama zamanlama yanlış. Böyle bir cevap verebildiğine göre daha iyisin. Kabul ettim. Kabul ettim sadece. Bu kadar çabuk. Ne kadar erken o kadar iyi. Ne kadar eminsin katil olduğundan? Değilsen. Anlamadım. Buraya ablamı ben öldürdüm yazmanı istiyorum. Merak etme. Resmi evrak değeri taşımayacak. Niye yazıyorum o zaman? Sadece görmek istiyorum. Neyi? Yazamadığını görmek istemiştim. Ellerin. Emniyete geldiğinde yaşadığın stres sebebiyle olduğunu düşünmüştüm. Ama sana sakinleştirici verilmesine rağmen su içemediğin gibi kalemi de tutamadın. Barış Bey. Ben alkolüyüm.
Muhtemelen şu an krizdeyim. Bundan daha doğal ne olabilir? Evet, doğru söylüyorsun. Kan tahlillerin ve doktor geçmişin bunu doğruluyor. Ben de diyorum ki bu sebeple ablanı belki de sen öldürmedin. Ben ne gördüğümü iyi biliyorum. Sızmışım yere. Kendime zarar verdim sandım önce. Daha önce kendinize zarar verdiniz mi? Birkaç kez. Aile işe gitti sandım. Üstüm başım niye öyle? Gerçekten anlamadım. Sonra yıkanmak için banyoya gidince... Ne gördüğümü biliyorum demiştin ama bence sen sadece ablanın cesedini buldun. Ben de ama kim yapmış olabilir? Kimse yoktu. Ben vardım sadece. Sarhoştum. Hatırlamıyorum işte. Bu kadar basit. Eğer kardeşimle evde yalnız olsam, sadece ikimiz olsak ve onu ölü bulsam, kendimi suçlamazdım. O gece ne olacağını. Eğer ablanı daha önce öldürmeyi düşünmüş olmasaydın, şu anda karşımda kendini değil, başkasını suçluyor olurdun. Haklısınız. Çoğu kez ölsün istedim. Bizim düşmana ihtiyacımız yoktu. Birbirimize düşmanlık zaten. Burada mı? Ha? Kim burada mı? Burada mı? Cevap ver. Önce bir sakinleş, bir kendine gel, öyle konuşalım. Ne oldu? Ben sakin falan olmak istemiyorum, tamam mı? Olamıyorum çünkü artık. Of. Tamam, bir saçmalamayı kes o zaman şimdi. Kimi arıyorsun? Kimse yok burada. İnanmıyor musun? Tamam, çık bak yukarı. Düşünecek misin kendini o kadar? Kimi arıyordun? Kocamı. Hayatım boyunca hep kıskandın beni. İşimi, evliliğimi. Yalan mı? Böyle gibi bir hayatın oldu Levent'le. Ama boşa geçen o 11 yılının ceremesini benim hayatımı mahvederek çıkaramazsın. Tamam mı? Çıkarttırmam. Çıkarttırmam. Ne saçmalıyorsun yine? Sarhoşsun sarhoş. Ben biliyorum sen. Sırf Tamer'le evlenebilmek için boşanıyorsun Levent'ten. Ama olmayacak o iş ablacık. Tamam mı? Hayatta boşanmam Tamer'den. Boşanmam. Sen bütün gün bunları mı kuruyorsun kafanda? Ha? İyice delirdin artık abi. Ablanın kocanla ilişkisi mi vardı? Vardı. Benimleyken. Benden önce. Hep. Nasıl yani? Hayatım. Sen şu haline bir baksana ya. Sen şu haline bak. Olmayan bir şey yazıp duruyorsun kafanda sürekli. İşini bu yüzden kaybettin. Hayatını mahvettin. Duydun mu beni? Hala aynı saçmalıkları duyuyorum ben ama yeter. Sen benim hayatım hakkında... Gelme üstüme. ...konuşacak durumda değilsin. Tamam mı? Tamer seni bırakınca beni seçti, benimle evlendi diye... ...benden nefret ediyorsun. Nefret ediyorsun benden biliyorum. Nefret ediyorum. Canan. Yapma artık bunu. Canan yapma.
Bak, onlar çok tehlikeli düşünceler. Duyuyor musun beni? Bak, bunun sonu iyi olmayacak. Ne diyorsun? Tamam. Tamam, ben kötüyüm. Ben kötü olayım. Sen yeter ki kendini toparla. Lütfen kendine gel. Evet. Kötüsün. Kötü kız aylasın sen. Hep kötüydün sen. Sen hep kötüydün. Kötü. Sen kötü kızsın. Kötü kız aylasın sen. Kötü. Kötüydü, evet. Hak etti belki de ölmeyi. Sonra? Hatırlamıyorum. Muhtemelen iyice kafam gitti. Sonra oğlan oldu. O gece eve başka gelip giden oldu mu? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Çok acil, başhekimle görüşmem lazım. Tamam, hemen iletiyorum. Barış, uzun zamandır böyle bir vaka görmemiştim. Gerçekten kız kardeşimi yapmış. Bunu bana sen söyleyeceksin. Yaklaşık 12 saat önce öldürüldüğü net. Bayıltılmış öldürülmeden önce. Hangi madde kullanıldığını henüz bilmiyorum. Gönderdim laboratuvar incelemesine. Bak, ufak bir şey ama bir arbede olmuş belli ki. İşin ilginç tarafı burada. Olay yerinde bulunan muhtemel cinayet aletiyle kalbi çıkarmak oldukça zahmetli bir iş. Göğüs kafesini açıp kalbe inmesi için törpülemesi lazım. Ama 2-3 saat gerekli bunun için. Nasıl yapmış olabilir? Kırmış. Yani çekiç ya da sert bir cisimle aletin üstüne vurarak. Çivi çakar gibi yani. Aynen öyle. Bak, çünkü göğüs kafesini kırdıktan sonra direkt koroner ve pulmoner arterleri keserek çıkarmış kalbi. Yani az çok tıp bilgisine ve el becerisine sahip biri diyebilirim. Elleri titreyen biri bunu yapabilir mi? Kesin olarak yapamaz diyemem ama kırma işlemini gerçekleştirmek için aleti sabit tutması gerekir kesinlikle. Titreyen birinin bunu yapması zor. Kız kardeşi ne iş yapıyor demiştin? Doktor. Sanırım istediğin cevabı verdim. Başkomiserim. Gelmedi mi Hakan Bey? Yolda başkomiserim. Adli tabibe göre her şey çok organize. Katil el becerisi ve tıp bilgisine sahip biri. Tamam. Canan Hanım işte doktor. O kadın yapmadı Zeynep. Ama başkomiserim... Aması falan yok Zeynep. O kadın sadece yapmış olmayı istiyor. Çünkü ablasına karşı o kadar öfke dolu ki. Pişman gibi duruyor ama değil. Gerçek katili bulduğumuzda çok üzülecek. Çünkü kendisi yapmış olmayı o kadar çok biliyor ki. Ben sanmıştım ki... Yani kadın o kadar çaresiz ve kabullenmiş ki durumu, siz onun masumiyetini kanıtlamaya çalışıyorsunuz sanmıştım. Evet, masum olduğunu kanıtlayacağız. Ama bu onun hiç hoşuna gitmeyecek. Hayırdır abi? O kadın katil değil Hakan. Bunu kanıtlayacağız. O kadar. Kamera kayıtları? Olay gecesi oradaymış gerçekten. Sana bir resimleri. Bakayım şimdi. Dur bakayım. Şu saçını düzelttiği anda biraz daha yakınlaştırsana. Yakınlaşmıyorum daha fazla.
En fazla bu kadar. Tamam, bu görüntünün çıktısını alalım. Orada dövme gibi bir şey görünüyor. Tamam komiserim. Tekrar sar bakalım ne kadar kalmış. ...00.35'te çıkmış evden. Demek ki olay yerinde Canan'la beraber bu kız da vardı. Canan da içeride çıkmadı. Sar tekrar. Sabaha kadar evdeymiş. Oradan da direkt buraya gelmiş zaten. Ya o yaptı ki itiraf etti. Ya da katili gördü. Başkomiserim, Canan Hanım'ın eşi Tamer Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Abi biz bu adamı buraya getirdik ama ya bilmiyorum ki doğru bir şey mi? Kadın sabahtan beri burada Hakan. Ya adam daha yeni geldi. Normal mi sence? Canan. Ne oldu? Sevgilini öldürdün diye hesap sormaya mı geldin? Oo. Normal değilmiş. Saçmalama Canan. Geldim çünkü merak ettim seni. Şahane ya. Bir saçmalama diyen daha. Ya sen sevgilinle mi çalıştın bu cümleyi? Ha? Pardon. Öldü değil mi senin biricik Ayla? Affedersin kocacığım. Karın sevgilini öldürdü. Canan lütfen. Bak kafanda kurduğun şeyler ne hale getirdi bizi. Kafamda kurduğum değil Tamer. Gördüğüm, yaşadığım, hissettiğim. Sen bana dokunurken bile onu düşünüyordun. Canan ellerini ver. Bak yemin ederim. Seni sevdim gerçekten. Seni gerçekten sevdim. Ama sen o kadar çok yıprattın ki her şeyi. Nerede benim sevdiğim kadın? Nerede o hayat dolu Canan? Nerede? Şimdi karşıma geçmiş ablanı öldürdüğünü söylüyorsun. Sen böyle biri değilsin ki Canan. Öyle biriymişim demek ki. Yani bu kadın hiç normal değil. Ya gerçekten bu öldürdüyse? Bana her şeyi anlatmak ister misin hayatım? O gece ne oldu? Hatırlamıyorum. Ama hatırlasaydım, inan her ayrıntısını anlatırdım sana. Sonuçta sevgilinin nasıl öldüğünü bilmek hakkın. Canan. Lütfen yapma. Canan. Canan lütfen. Ne? Ha? Ne Canan? Canan ne? Canan ne? Ne Canan? Canan. Sakin Canan ol. Ne? Canan. Niye geldin ki zaten? Niye geldin? Sen de gitsene. Koş sevginin yanına. Geber! Sen de geber! Sen de geber! Seni de öldüreceğim. Bu ellerle. Bu ellerle seni de öldüreceğim. Defol git! Geber! Geber! Hayır. Ulan gitmiyorsun. Yaşamayı hak etmiyorsun. İşte. Hak etmiyorsun. Yaşamayı hak etmiyorsun. Geber. Geber. Gitsin. Gitsin o. Gitsin. Ayla'yla gençlik yıllarında bir şeyler yaşadığımız doğru. Evet. Ama Canan'dan önceydi. O da biliyordu bunu. Pek biliyormuş gibi değil. Yani hislerim dedi. Kadınların hislerinde pek yanıldığını görmemişimdir. Ayla'yla nasıl desem... zamanla çok iyi arkadaş olduk. Niye ayrıldınız?
Gençlik daha. Yaz aşkı yani. Bilirsiniz işte komiserim. Sonra İtalya'ya gittim okumaya. Döndüğümde Ayla ile Levent evlenmişti. Çok basit anlattınız. Basit çünkü. Sonra Canan'la karşılaştık bir gün. Ne hoş bir tesadüf olmuş. Öyle. Öyle. Doktor olmuştu. Babasının istediği gibi. Zaten kızlarının ikisinin de doktor olmasını isterdi rahmetli. Canan çalışkandı. Başardı. Ayla da doktor bir adamla evlendi işte. Levent doktor muydu? Eskiden doktormuş. Şimdi babasının işlerinin başına geçti falan filan. Olay gecesi neredeydiniz? Atölyemde çalışıyordum. Sonra aileden mesaj geldi. Olay gecesi. Öyle. Canan gitmiş oraya. Tabii sarhoş. Kavga. Olaylar yani. Demin anlattığınız kadarıyla Enzo sizinle ilgili. Yani durum böyleyken niye gidip karınızı oradan almadınız? Keşke öyle yapsaydım. Oraya gitsem bir sefer de Ayla'nın yanında beni görünce iyice delirirdi Canan. Elimizde delil yok. Başka şüpheli yok. Hiçbir şey yok. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden ya? Var komiserim. Elimizde şüpheli sıfatına çok da uygun biri var. Bilgi işlem sonunda şifreyi kırdı. Oynat bakalım. İşte komiserim. Yaralı, kendi halinde, mazbut, boşanmak istemeyen Levent'in gerçek yüzü. Bu kadın. Acilen başhekimle görüşmem lazım. Tamam, hemen iletiyorum. Bu kadın hastanede çalışıyor, danışmada. Ayla ile aynı iş yerinde. Dur bir. Bir dakika. Şu dövmeye bir yakınlaştırsana. Tamam. Bu kız o kız. Öldürüldüğü gece Ayla'nın evine giden kız bu. Bravo. Aramıza hoş geldin. Komiser yardımcısı Zeynep. Başkomiserim. Ayla'nın evine giren kızı bulduk. Levent'in sevgilisi. Bakın. Parantez açıyorum. Gördüğün gibi bu Levent çapkın herifin teki. O aşık eş ayakları falan hikaye yani. Ayrıca kız Ayla ile aynı hastanede çalışıyor. Cinayet aletinde parmak izi bulduk arkadaşlar. Komiserim hoş geldiniz. Çalışmaya başlamışsınız hemen. Yetişmem gereken bir sergi var. Hem stresim azalıyor. Siz niye strese giriyorsunuz ki? Karınız her şeyi itiraf etti. Birkaç güne paket olur dava. Evet öyle ama ben Canan'ın yapmış olduğuna hala inanmıyorum komiserim. Thank you.
buraya? Cinayet aletinde parmak izi bulduk. Tamam o zaman. Niye buradayım? Savcının karşısına olmam gerekmez mi? Ama benim merak ettiğim başka bir şey var. Ablanın kalbi nerede? Hep kadın figürleri üzerine mi çalışıyorsunuz? En büyük ilham kaynağım diyelim komiserim. Hatta yaratılan her şeyin temelinde kadın ruhunun güzelliğinin yansıması var bence. Bu nedir? Anlamadım. Neyi anlamadınız beyefendi? Bu nedir diye soruyorum. Ne işe yarar yani? İlgilisiniz sanata demek. Of, bildiğiniz gibi değil. Çok ince ve detaylı çalışmak gerek komiserim. Yoksa bütün emekler çöpe gider. El işçiliği ister yani. Fark ettim. Bunu vereyim isterseniz. Hem daha ince çalışırsınız, hem de takımınız tamamlanmış olur. Çıkar beni buradan. Lütfen. Yüzleşmek ya da vedalaşmak istemiyor musun? Kalbini almışlar. Evet. Cinayeti sen işlediğine göre kalbin nerede olduğunu sen söyleyeceksin. Ben öldürdüm ama kalbini... Canan Hanım, bakın bu sadece bir cinayet değil. Bu çok vahşice işlenmiş bir cinayet. Yani katilin kalbi almasının mutlaka bir sebebi olmalı. Senin böyle bir sebebin olduğunu düşünmüyorum. Ablam, kalbini almışlar. Cinayet aletinde 4 parmak izi buldum. O gece ne oldu Canan Hanım? Kalbini almışlar. Kim yapar? Ben mi yaptım? Bu ellerle sen yapmış olamazsın. İzim nasıl olabilir ki? Tabii ki. Tabii ki biz size güvenmeyi tercih ederiz. Tamam, o zaman cinayet aleti demek ki yalan söylüyor. Senin değil mi bu? Benim. Belli. Eşek kadar parmak izim var üstünde. DNA, MNA neyin varsa bırakmışsın. Bu çok normal değil mi komiserim? Yani her gün kullandığım alet sonuçta bu. Öyle de Ayla'nın üzerinde de kullandın mı onu merak ediyorum ben. Ben mi öldürdüm yani şimdi Ayla'yı? Tamam yapmış olamaz. Kalbinin nuruna bir şey olmasına izin vermezdi. Çok aşıktı Ayla'ya. Peki Levent? Levent?
Tanıyor musun bunu? Yok, tanımıyorum. Tamam. Bir de buna bak bakalım. Bunu tanıdın galiba. Dahası kız arkadaşın Nilsun'un o gece Ayla'nın evine girerken güvenlik kamerası görüntüleri de var elimizde. Varsa var. Ne olmuş ki? Ya, iki günlük bir şeydi zaten. Geldi geçti. Ayla Hanım'ın güvenini sarsmışsınız demek ki. Çünkü bu fotoğraflar onun evindeydi. Karınızın bu ilişkiden haberi varmış. Karınızı bu yüzden mi öldürdünüz? Kesin Levent öldürdü. Niye yapsın böyle bir şey? Boşanmak istemediği için olabilir mi acaba? Hasbinallah. İyi de kardeşim. Senin atölyendeki cinayet aleti Levent'in eline nasıl geçti? Tamer birkaç hafta önce hepimizi atölyesine topladı. Sebep? Yeni eserinin kutlaması için. Ben gitmek istemiyordum. Ama mecburdum. Sorun çıkaran olmak istemedim. O zaman senin son eserine. Teşekkür ederim. Ben gidip onu bir göreyim o zaman ya. Benim de bir katkın olsun değil mi? Bakarsın sanatçı falan olurum. Mesela... Doktor, böyle... Sen anlıyormuş şimdi bir geldim. Bak burada çeşitli malzemelerimiz var, tamam mı? Önce yumuşatıyoruz. Tamam. Biraz yumuşatıyoruz. Tamam. Sonra bunu yumuşak bir şekilde... Ben de mi alayım onu? Bastırız. Ben halledeceğim. Okşar gibi. Tamam mı? Okşar gibi. Güzel. Yumuşaklı hissediyor musun? Evet, biraz kuvvetli demiş. Şurayı da bastır. Beni suçlayacağınıza Tamer'e sorun bakalım neden benim karımın etrafında bu kadar dolanıyor. Siz niye sormadınız? Levent'i anladı o gece. Karışmış mı? Evet, evet. Dövüş vermiş gibi. Biraz şöyle. Karışmış mı? Karışsan olur, sana her şey yakışır zaten. Ya. Harika görünüyorsun. Kesinlikle karışmış. Karışmış değil. Lan şerefsiz! Levent! Levent! Ne yapıyorsun? Bir daha seni karımın yanında görmeyeceğim, anladın mı? Levent ne yapıyorsun? Ne kavgası şimdi bu, saçmalama ya! Ne yapıyorsun? Ayla, bıktım artık kendimi açıklamaktan. Gerçeği söyle o zaman. Sen de kurtul, biz de. Ne gerçeği Canan? Ha? Ya yine mi aynı terane? Ben bıktım artık gerçekten. Benim kocam ablama aşık. Hı? Bu kadar basit. Ha, zor değil mi bunu söylemek? Sen ne diyorsun Canan? Levent saçmalıyor, lütfen ciddiye alma. Söylesene. Tamer. Aşığım desene. Ya o gece almış olabilir komiserim, ne bileyim ben. Zaten canımı zor kurtardım ya, adam kafayı yemişti. Kıskanç koca karısını öldürdü yani. O gece ailede olmadığıma dair şahidim olduğunu önceden belirtmiştim size. Biz o konuyla ilgileniyoruz, siz hiç merak etmeyin. Şimdi. Kız arkadaşınız Nilsun'un o gece Ayla'nın evinde ne işi vardı? Bu kızı tanıyor musun? Bilmiyorum. O gece orada görmüş olabilir misin? Hatırlamıyorum. Hoş geldiniz Nilsun. Cinayet aletinde 4 kişinin parmak izi var. Levent, Ayla,
Canan, Tamer. Bayağı bir elden ele dolaşmış bu Zamazingo. Muhtemelen Levent'in Tamer'e saldırdığı gece. Ayla. Tamer'le ilişkisi olduğu için mi Levent'ten boşanmak istemiş acaba? Eğer ortada gerçekten bir ilişki varsa. Eğer varsa Levent bu yüzden Ayla'yı öldürmüş olabilir. Levent'in o gece orada olmadığına dair tanığı var. Tuğçe Demirkol Levent'i onayladı. Tamer? Canan'ın dediğine göre Tamer Ayla'ya çok aşıkmış. O yapmış olamaz diyor. Zaten gece eve girip çıkarken de görüntüsü yok. O zaman geriye sadece Canan kalıyor. Ya da? Nisu. Pek bir manidar bakışıyordunuz Levent Bey'le. Gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah. Ne kadar zamandır yatıyordun? Ciddi bir şey değildi. Öyle takılıyorduk diyelim. Yok öyle demeyelim. Ayla öldürüldü çünkü. Duymuşsundur. Dedikodusu çabuk yayılmıştır. Evet duydum. Kız kardeşi öldürdüyse bundan bana ne? Kocasıyla beraberdik, takıldık diye mi peşime düştünüz? Normal bir şey bu. Yo. Biz öldürüldüğü gece Ayla'nın evine girdiğin için aldık seni. Sakın inkar edeyim deme. Vallahi sokarım kamera kayıtlarını gözüne. Bir insan sevgilisinin karısının evine niye gider ki? Bir düşünelim. Şöyle bir düşüneyim. Benim bir tahminim var. Ben sana şimdi bunları söyleyeyim. Sen de beni dinle. Ayla sizin ilişkinizi öğrendi. Hatta belki de adama bu yüzden boşanma davası açtı. Siz iki kadın bir adam yüzünden karşı karşıya kaldınız. Belki de Ayla seni hastanede attırmaya çalıştı. Belki de tehdit etti. Sonra sen konuşmak için evine gittin. Ama tartışma alevlendi. Bir anda büyüdü. Sonra sonuç bu işte. Hepsi çok güzel senaryolar aslında. Olabilir, niye olmasın ki? Bana bak! Kes dalavereyi. Ne biliyorsan anlat. Bir kadın öldürüldü be. Şimdi. Ne işin vardı o gece Ayla'nın evinde? Paramı vermek için çağırdı. Ne parası? Ayla Levent'i ayartmam için tuttu beni. Kocam hakkındaki her şey burada. Ne yer, ne içer, ne sever, hepsi. Beyaz senli kadınlardan çok hoşlanır. Konuşurken dokunulmasından da çok hoşlanır. Yüksek sesli ve içten gülen kadınlara bayılır. Ya. Tamam. Peki nasıl dikkatini çekeceğim ben Levent Bey'in? Sen merak etme. Çektim bile. Nasıl? Levent'in hastanede bana bakışlarını görmüş. O yüzden seçmiş beni. Sen niye kabul ettin peki böyle bir şeyi? Şimdilik bu kadar. İstediklerimi getirince devamı gelecek. Sevgili olman dışında başka ne istedik senden? Elinizdekileri. Çok basit aslında. Geçirdiğiniz her anı fotoğraflayacaksın ya da videoyu çekeceksin. Sonra da bana göndereceksin. Bu kadar. Hmm.
Sonra ne olacak? Sonra seni hiç ilgilendirmez. Ama ilgilendirdi değil mi? Öğrendin tabii ailenin neden bunu yaptığını. Güzel paraydı benim için. Zaten para için kabul etmiştim. Fazlası da işime geldi tabii. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Levent'in başka bir kadınla birlikte olduğunu kanıtladığında donuna kadar alacaktı boşanırken. Parayı nasıl alıyordun? Banka havalesi yapıyordu. Madem banka havalesiyle alıyordun, niye o zaman parayı elden almak için o gece eve gittin? Ne bileyim, kendisi öyle istedi. Nereden bilebilirim sebebini? Evde başka kim vardı? Bekle burada sen. Sana dilenciymişim gibi davranma Ayla. Bekle dedim sana. Varsa mahkeme yarı yarıya mal paylaşımı yapmazdı. Aynı şey Levent için de geçerli. Geldiniz komiserim. Kolay gelsin. Yine mi kafa dağıtmaca? Aynen. Dağınıklığa karşı tahammülüm yok. Yani her iki türlü de. Biz de sevmeyiz dağınıklığı. Ama bu dava çok fazla dağıldı. Bu sefer de beni tutuklamaya gelmediniz herhalde. Yok. Şimdilik delil yetersizliğinin tadını çıkarın. Komiserim, bunu sorguda da söyledim yani. Evet, cinayet aletinde parmak izim çıkmış olabilir. Ama buradaki her şeyde izin var. Yani atölyemden alınmış bir şey için beni suçlamayacaksınız herhalde değil mi? Öyle bir niyetimiz yok. Ayla ile aramdaki durumdan dolayı diyorsunuz. Tam da o durumla ilgili konuşmaya geldim. Bu Ayla'ya aşık mıydın sen ya? Komiserim, ben bunun cevabını vermekten sıkıldım artık. Tamam canım, bir kere de benim için söyle. Ayla benim sadece çok yakın arkadaşım. Ama bunu kimseye inandıramıyorum. Hiç kimseye. Ayla'nın boşanmasında benim bir payım yok diyorsun yani. Bakın, bu adam Ayla'yı sürekli aldatıyordu. Anladınız mı? Sürekli. Evlendiğinden beri belki ama sürekli. Kiminle? Yani spesifik biri desem yalan olur. Günübirlik aşklar, tek gecelik kaçamaklar. Yani boşanmak için tonlarca sebep yani, sizin anlayacağınız. Aile biliyor muydu bunları? Bu yüzden boşanmak istemiş olabilir mi? Ben bilemem. Komiserim. Biz sana Ayla'nın nasıl öldürüldüğünü hiç anlatmadık değil mi? Ne düşünüyorsun?
Böyle bir ölümü kimse hak etmez. Dememi bekliyorsunuz herhalde. Yok. Ben daha çok Ayla'nın Levent'le ilgili verdiği dosyayı merak ediyorum. Kocam hakkında bilmen gereken her şey burada. Ne yer, ne içer, ne sever, hepsi. Hangi kısmını? Ayla'nın Levent'ten neden boşanmak istediği kısmını. O mevzu ortalığı çok karıştırır Zeynep Hanım. Güzel. Karışsın. Biraz karışıklık iyidir. Dinliyorum ben, sen anlat. 3 ay önceydi. İşe ilk girdiğimde Tuğçe diye bir kız vardı. Stajyer hemşire. Tuğçe Demirkol. Saf bir kızdı Tuğçe. Yani öyle gösteriyordu diyelim. Aileye baktım ama inşallah çıkmamıştır. Ayla Hanım çıktı maalesef. Aa, sürpriz kaldı desene. Levent abi. Tuğçe. Çıkmadın mı sen de? Yok ya, iş güç bitmedi. Ben de Ayla'ya baktım ama. O bugün biraz erken çıktı. Öyleymiş, öyleymiş. Yani sen ilk vaka değilsin. Levent aç gözlü adamın tekiydi. Sayısını ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Sonra? Ayla ablanla konuştuk da akşam yemeğini dışarıda yiyelim dedik. Sen de katılsana bize, değişiklik olur. Ha? Bilmem ki. Hadi. Kıma beni. Yani sen tüm bunları bile bile kabul ettin, öyle mi? Kıskandım mı diye merak ediyorsunuzdur şimdi. Yok. Hiç merak etmiyorum. Açıkçası seni anlamaya bile çalışmıyorum. Umurumda da değil. Bir tek umurunuzda değil mi? Bir tek Tuğçe'ye ne olduğunu merak ediyorsunuz deli gibi. Tuğçe Demirkol. Evet. Polis. İçeri geçelim. Duydum. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ayla Hanım, eşi Levent Bey'le senin hakkında... Yok, yalan. Aa, dur ya, bir şey demedim daha. Ben biliyorum ne söyleyeceğinizi. Heh? İşte ben de tam senin neler söyleyeceğini merak ediyorum şu an. Bu fotoğrafa iyi bak. Şimdi katil dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezerken biz burada susup oturacak mıyız ha? Ne anlatmamı istiyorsunuz? Ne olduysa. Levent'le ilgili ne biliyorsun? Ne diyebilirim ki? Mahvetti bütün hayatım. Tuğçe'cim, ne yaptın, alışabildin mi? Alıştım çok şükür. Bak ne diyeceğim. Kaçta çıkıyorsun bugün? Yarım saate kadar çıkacağım. Ayla ablanla konuştuk da beraber bir yemek yiyelim dedik dışarıda. Bize katılmak ister misin? Hem senin içine değişiklik olur. Bilmem ki. Ya evdekilere haber ver. Yemekten sonra seni eve bırakırız zaten. Hı? Ayla ablanın kocasıydı sonuçta. Güvendim ben de. Ama
niyeti başkaymış. Ya saat de epey geç oldu. Ayla abla nerede kaldı acaba? Ayla? Ayla gelir birazdan. Sen onu bırak da ne yemek istiyorsun onu söyle. Buranın bütün yemekleri çok güzeldir. Ben pek anlamam. Yani siz bilirsiniz. Siz seçseniz. İşi ehline bırakıyorum diyorsun öyle mi? Güzel. O an kalkmalıydım o masadan biliyorum. Anlamalıydım. O zaman yeni işine. Ya ben içmesem. Aa, olur mu hiç öyle? 40 yılda bir dışarıya çıkmışız, kutlama yapıyoruz. Şu muhteşem yemeğin, şu muhteşem manzaranın bir tadını çıkaralım değil mi? Tamam da şimdi Ayla abla gelmeden daha. Ayla sen lavabodayken beni aradı. İşe çıkmış, gelemeyecek. Ama siz keyfinize bakın dedi. Hatta Tuğçe'yi de benim için çok iyi ağırla dedi. O yüzden yeni işine. Hay Allah. İnandım. Ayla abla bana o kadar yardımcı olmuştu ki ben bunun kocasının böyle bir şey yapacağını düşünmedim. Kocasıydı ya. Kocası. Burası bizim yol değil. Merak etme. Kestirme bir yol biliyorum. Sen iyi misin? Levent abi. Nefes al, nefes al. İyisin değil mi? Şurada biraz kırmış geldi. İyi olacaksın. Dur. Burada kırmış. Tamam, geçecek. İyiyim ben. Tuğçe! Tuğçe! Bak! Dur! Yapma! Bırakma da bir türlü. Polise gitmemişsin. Korktum. Çok korktum. Bak, kimseye tek kelime laf etmeyeceksin, anladın mı? Hoş. E sen de kim inanır ki sana? Senin sözüne karşı benim söz. Öyle güzel bir hayat yaşatacağım ki sana. Bu gece olanların hiçbirini hatırlamayacaksın. Hem o beş parasız herifle evleneceksin de ne geçecek eline? Ha? Sürünmek mi istiyorsun? Anneni düşün. Hasta kadın. O sefaletin içinde daha ne kadar yaşar sanıyorsun? Ha? Bir düşün. Sustun sen de. Başka ne yapabilirdim ki? Kim inanacaktı bana? Bir tarafta ünlü iş adamı Levent Ekinci, diğer tarafta ben. Baksana bana.
Halimize bak. Demediğini bırakmazdı. İftira derdi, para istiyor derdi. Avukat ordusunu salardı üstüme. Korktum. Hem gecenin o saatinde evli bir adamın arabasında ne işin vardı değil mi? Kim inanacaktı? Ne işin var diye sormayacaklar mıydı? Görmüyor muyuz neler oluyor, nelerin üstü örtülüyor? Sana para mı verdi? Bu olanlardan Ayla'nın haberi var mıydı? Öğrenmiş bir şekilde. Çok ısrar etti anlatmam için. Harun, erkek arkadaşım. İkisi birlikte çok üstüme geldiler. Ama yapamadım, konuşamadım. Ama senin susmanın tek sebebi bu korku değil, değil mi? Annem kanser hastası. Bizim böyle bir gücümüz yok. Hayat bazen çok da seçenek sunmuyor değil mi insana? Ayla'nın öldürüldüğü gece Levent seninle beraber olduğunu söyledi. Teyit etmişsin, doğru mu? Polis memuruyum. Yoksa seni burada gebertirdim. Bunlarla mı kandırıyorsun genç kadınları? Ay şerefsiz. Hem kaşıp hem bir de erkeklik mi yapıyorsun? Ah. Küfür de edemiyorum ki, ağzıma yakışmıyor. Yürü. Tamam. Zeynep, topla bütün fotoğrafları. Oh be, en sevdiğim. Baştan başlıyoruz. Tuğçe, Levent'in tecavüzüne uğruyor. Ayla da bunu öğreniyor. Ayla bu sebeple boşanma davası açıyor ama elinde delil yok. Çünkü Tuğçe konuşmuyor. Ayla, Levent'in aklını çelsin diye Nil suyu tutuyor. Böylelikle mahkemede ikisinin görüntülerini verdiğinde Levent'in neyi var neyi yoksa alabilecek. Tabii Nil suyu yan çiziyor. Delilleri veriyor ama daha çok para istiyor. Ve aileyi tehdit ediyor. Mahkeme eğer fotoğrafların kurmacı olduğunu anlarsa her şey boşa gidecek çünkü. Ama her şey yarım kalıyor. Çünkü aile öldürülüyor. Kız kardeşi Canan ben öldürdüm diyor. Ama öldürmediğine eminiz. Eminiz değil mi? Cinayet aletinde onun parmak izi var. Sadece onun değil. Tamer'le Levent'in de parmak izi var. Ayrıca Levent bize yalan söyledi. Olay gecesi Tuğçe ile beraber olduğunu söyledi ama değilmiş. Kıza da yalan söyletmiş. Nilsu her şeyi Levent'e anlatmış olsa. Tamer'le Ayla zaten takık. Adama saldırmış. Ki Levent'in bu cinayeti işlemek için birçok sebebi var. Levent'in parası, pulu, bu tecavüz meselesi. Yani Ayla bu sebeple adamın her şeyini alabilirmiş mahkemede. Kalp de Levent'ten çıktı. Adli tıp onayladı. Ayla'nın kalbi. Bu
Göründüğü gibi değil. Anda göründüğü gibi arkadaşım. Hiç yorma kendini. Siz arabaya binmeden hemen önce yanındaki koltukta kutunun içindeydi. Ya ben yapmadım, hala şoktayım zaten. Neyi sen yapmadın? Ayla'yı mı öldürmedin yoksa Tuğçe'den mi bahsediyorsun? Ya Tuğçe olayı da bildiğiniz gibi değil. Ne bildiğiniz gibi değil lan? Ne bildiğiniz gibi değil? Bir değil, iki değil. Karım üstüne dedin. Nisu mezunda zaten sana göre Ayla haksız. Bak yemin ediyorum bindiğimde arabanın içindeydi. Yemin etme, çarparım onu. Tamam. Tamam, aldattım. İğrenç şeyler yaptım. Tamam. Ben pislik adamın tekiyim. Ama ben katil değilim. Hem niye 3-5 kuruş için ben karımı öldüreyim ki? Niye? Tuğçe'ye de yalan söyletmişsin. Olay gece sonunda değil misin? Değildim. Harun'laydım. Harun? Harun, Tuğçe'nin eski erkek arkadaşı. Niye yalan söyledin o zaman? Çünkü doğruyu söyleseydim, Tuğçe gerçeği ortaya çıkardı. Nema keyfi devam ediyor. Başkomiserim. Çok kolay bulduk seni Harun. Bu ara herkes kaçmaya o kadar meyilli ki. Aslında Ayla ablanın vefatını öğrendiğimde gelecektim. Ama Tuğçe'yi tehlikeye atmak istemedim. Niye tehlikeye girecekmiş Tuğçe? Levent şerefsizin ne yapacağı belli olmaz çünkü. Hem Tuğçe'nin yaşadıkları ortaya çıkarsa daha çok üzülürdü. Bu hikayede tek üzülen o değil. Sen de bir parçasın. Doğru. Evlenecektim Tuğçe'yle. Pislik olmasaydı. Ama işte kısmet. Gelme bir daha. Ya ne olduğunu bir anlasan. Tuğçe. Gelme dedim. Kızım deli misin sen? Harun bırak. Tuğçe, ben mi bir şey yaptım söyle. Tuğçe. Günlerce yalvardım. Biliyorum bir şey var başkomiserim ama ne? Sonra Ali abla aradı beni. Nereden bulduysa telefonumu. Alo. Tuğçe işi bıraktı, hiç iyi değil. Bana bir açıklama da yapmadı. Bana bak, sen bir şey mi yaptın yoksa? Abla ben ne yapabilirim ki? Günlerdir arıyorum, konuşmaya çalışıyorum ama yok. Anladım. Tamam ama bir şey öğrenirsen bana da haber verir misin? Aklım kaldı. Takip aldım Tuğçe'yi ben de. Çünkü her şeyi bir anda bırakıp gitmişti. Sonra bir adamla gördüm. Ayla ablanın kocasıymış meğer. Peki gidip hesap sormak istemedin mi? İstedim. İstedim tabii. Ama anladım ki Tuğçe'nin sayesinde iyi bakılıyormuş annesine. Levent'in desteğiyle. Ayla abla çok dil döktü Tuğçe'yi ikna etmek için. Ama işte. Bıraktınız mı işin peşini? Hayır. Ayla abla boşanma davası açtı bu olay üstüne. Levent'i mahvetmek istiyordu. Ama Tuğçe konuşmayınca elinde delil de yoktu. Sonra Nisu'yu soktu devreye. Orasını bilmem başkomiserim. Ama Ayla abla... Ben nasıl desem, inanmayacaksınız bana ama... Harun, bak lütfen iyi düşün. Lütfen. Yalvarıyorum sana. Bunu yaparsan dünya bir pislikten kurtulmuş olacak. Ayla abla nasıl yapayım böyle bir şeyi? Ya bu adam bunu bir kere yaptıysa başka kadınlara yapmayacağını ne malum? Daha kaç tane Tuğçe yok olacak bu adam yüzünden? Kendini düşünsene bir de. Sen de mahvoldun. Ben de mahvoldum Harun. Hele Tuğçe. Tamam da. Çok farklı bir durum. Neden? Yaptığı kar mı kalsın yanına?
bu adamın her istediğini yapamayacağını anlaması lazım Harun. Bak bana. Levent'in ölmesi gerek. Anladın mı beni? Senden Levent'i öldürmeni istedi. Aynen. Sen ne dedin? Ne diyeceğim başkomiserim? Tabii ki yapamayacağımı söyledim. Olay gecesi Levent'le neden buluştun? Öncesinde Tuğçe'ye gittim. Her şeye rağmen onunla olmak istediğimi söyledim. Ama kabul etmedi. Beynini yıkamıştı adam sanki. Ne desem kâr etmiyordu. Sen de Ayla'nın teklifini yeniden düşünmeye başladın. Ama yapamadın. Öyle pişkin pişkin güldü ki. Korkmadı bile. Değmezdi yani böyle adamlar için katil olmaya başkomiserim. Peki silahı nereden buldun? Tamer abi vermişti. Yapamayınca geri götürmek istedim ama yoktu atölyesinde. Evet, Tamer Efendi. Sağda solda bırakmışsın emanetleri. Bak, döndü dolaştı önümüze geldi yine. E'si, Levent'i öldürtmek istediniz aileyle birlikte. Başarılı olamadığımız ortada. İnkar etmiyorsun yani. Eğer Levent'i biz öldürebilseydik, Ayla şu anda hayatta olurdu değil mi komiserim? Ben başından beri size söylüyorum, Levent öldürdü Ayla'yı diye. Ama siz... Sen İtalya'da sanat okumuştun değil mi Tamer? Evet. Bizim Zeynep de çok sever böyle sanat sepet işlerini. Bir bakalım dedik sen ne yapmışsın, ne etmişsin. Bu mezuniyetinizde bir sergi düzenlenmiş. Bütün öğrenciler kendi çapında bir şeyler hazırlamış. Ama seninki bayağı dikkatimizi çekti. Şaşırdık. Olay gecesi de atölyedeydim dedin ama o da yalan çıktı. Operaya bayağı düşkünmüşsün. Tesadüfe bak ki senin koleksiyonun eksik olan parçası da Ayla'nın evinden çıktı. Hediye etmiş olamaz mıyım komiserim? Ne var bunda? Olabilirsin. Ama Ayla pek hoşlanmıyormuş operadan. Ayla bu tür müzikleri sevmez. Levent öldürdü Ayla'yı. Ben sadece... Lan herif Harun'laymış o gece. Az kalsın o da geberiyormuş. İlla önüne mi serelim her şeyi? Ha? 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 Baya baya arşivlemişsin kızı. Sana aşıktın Ayla'ya. Levent de onu hiç hak etmiyordu. Hem de hiç. Hiç. Ya hastanede yanımda çalışan kıza tecavüz etmiş Tamer. Düşünebiliyor musun ya tecavüz etmiş Tamer? Ne demek tecavüz ne demek ya? Tamam 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 sakin ol. Gel buraya sakin ol bir tane. Sakin ol. Kız ne diyor? Ne desin? Hiçbir şey demiyor, susturmuş çünkü. Ya benim gerçekten artık dayanacak gücüm kalmadı. Gel buraya, gel, gel, gel. O olaydan sonra yakınlaştık zaten. Çok yalnızdı. Boşanmak istiyordu ama... Sadece boşanmak değil. Mahvetmek istiyordu Levent'i. Senin de işine geldi bu. Başka bir kadın. Başka bir kadın bulacağız. Levent dayanamaz biliyorsun. Kimi bulacağız? Kim böyle bir şey kabul eder ki? Bak sen. Demek senin başının altından çıktı bütün bunlar ha? Tamam. Nilsu saktı sizi. Hatta başınıza bela oldu. Fazla açgözlüydü. Sen de asıl planını devreye soktun. Başından beri istediğin buydu değil mi?
Saçmalama Tamer, ne öldürmesi, yok artık. Biz yapmayacağız ki. Harun halledecek. Evlenmek istediği kadına tecavüz etti Levent. Hem Harun yakalansa bile kimse bizden şüphe etmez. Kim inanır ona? O adam yaşamayı hiç hak etmiyor Ayla. İnan bana. İşler yine istediğin gibi gitmedi tabii. Sana kaldı. Yok, ben yapamam. Yapamayacağım. Sen yapmayacaksın ki. Beraber yapacağız. Ben her şeyi halledeceğim. Sen hiç merak etme, tamam mı Ayla? Yakalanmayacağız. Hayır, onu demiyorum ben. Levent'e bunu yapamam. Öldüremem ben onu. Niye? Niye? Onca yaptığı şeye rağmen hem de. Hala seviyorum deme bana sakın. Yıllardır katlanıyorsun sana yaşattıklarına. Ne olursa olsun. Senin de ondan bir farkın yok aslında. Birbirinize benziyorsunuz. Hoşuna gidiyor değil mi sana yaptıkları? Kendini teslim ettin ona Ayla. Ne isterse yapıyor sana, ne isterse. Sonra da gelip bana ağlıyorsun. Senin ne kadar acı çektiğini gördükçe ben ne hissediyorum düşündün mü hiç? Düşünmüyordu ama değil mi? Sen ona aşıktın ama o seni hep arkadaşı olarak görüyordu. Ne yaparsa yapsın Levent'e aşıktı. Her şeye rağmen. Celladına aşık bir kurban gibiydi. Vazgeçemiyordu ondan. Sen de ondan vazgeçemiyordun. Ama anladın ki Levent ölse bile Ayla senin olmayacaktı. Nasıl girdin eve? Kamera kayıtlarında yoksun. Çıkmadım ki hiç. Gireyim. Tamam hadi asma suratını lütfen. Hadi. Bak özür diledim ya işte. Tamam Tamer, tamam. Saçmaladık işte ikimiz de. Ben Levent'e anlatacağım Nisu'yu filan. Arayacağım, gelsin konuşalım, normal yoldan boşanalım gitsin. Artık uğraşamayacağım, tehditmiş, şantajmış, çok yoruldum. Tuğçe de şikayetçi olmak istiyorsa olsun, ne yapıyorsa yapsın. Ben buradan gideceğim. Nereye olursa gideceğim. Gideceksin demek ha? Acil çıkmam gerekti diye aradım aşağı inince. Çok da sorgulamadı zaten. Bir gece saklandın öyle mi? Neden? Yani gitmekten vazgeçer diye şans verdim ona. Beni bırakıp gidebileceğini düşündü gerçekten. Vazgeçmedi ama. Başka şans bırakmadı ki bana. Canan'ın evde oluşu da planlarını bozmamış. Maşallah. Mesaj gelince Canan'ı merak ettim. Ben hiç kapı sesi falan duymadım. Sen nasıl girdin içeri? Nisu çıkarken para mı istemeye geldi o?
Sondu bu işte. Peki Canan niye gelmiş? Her zamanki sinir krizi işte. Senle beni söyleyip duruyor yine. Unutamamış mı hala? Unutamamış demek. Çok belli oluyor demek ki gözlerimden. Yapma Tamer, konuştuk biz bunları. Bir tek sen anlamadın. Bir tek sen. Of Tamer, of. Çok yoruldum ya. Geçti gitti bizim mevzumuz. Hem Canan'a yazık değil mi? Hayır değil. O kadar iyi biliyor ki sana yakın olmak için onunla evlendiğimi. Çocuklaşma lütfen. Yo. Neden çocuklaşayım? Yıllardır ısrarla anlamazlıktan geliyorsun hala. Aşığım sana. Anladın mı? Aşığım ben sana, aşık. Beni bıraktın, aşıktım. O adamla evlendin, aşıktım. Kardeşinle evlendim, aşıktım. Sen niye bana aşık değilsin? Hı? Tamer, Tamer, bırak beni. Ya biz dostuz, dost. Daha fazlası değiliz, anla artık bunu. Emin misin? Eminim. Gerçekten mi? Gerçekten. Beni artık sevmiyorsun demek. Arkadaş olarak mı görüyorsun beni? Arkadaş olarak mı görüyorsun beni? Dost mu görüyorsun beni? Demek dostu sen. Bu kaçıncı? Hep bir görmezden gelir insan. Oysa seninle çok güzel bir hayatımız olabilirdi hala. Çok güzel bir hayatımız olabilirdi. O pislik aramıza girmeseydi eğer. Pislik. Benim veremediğim ne vermiş olabilir sana? Aşk. Sevgi. Benden daha mı güzel sevdi seni? Neden böyle olduk biz? Neden? Sadece beni sevmeni istedim. Tek istediğim buydu. Affet beni sevgilim. Seni kurtarmak için çok çabaladım. Ama sen... Sen... Kalpsizsin. Kalpsiz. Sonra da banyoya taşıyıp öldürdün. Hayır. Öldürmek için oraya gittim. Doğru ama ben öldürmedim. Ben yapmadım. Tamam, sen öldürmedin. Diyelim. İnanalım yani sana. Peki kim yaptı ya? Hı? Kamera kaydında evden çıkarken görünmüyorsun. Demek ki evdeydin. Evde kaldıysan katili görmüş olman lazım. Hayır. Bodrum'dan arka bahçeye çıktım ben. Oradan kaçamazsın. Çitler çok yüksek. Hep dikenli teller var. Atladım deme sakın. Yemin ediyorum Ayla'yı ben öldürmedim. Öldürmek istedim ama yapamadım. Eğildim güzel yüzüne. Hoşça kal kalbimin nuru dedim. Orada öylece bıraktım. Kıyamadım. Ne dedin? Cevap versene.
Hoş geldiniz Barış Bey. Kapatıyor musun? Ne yapalım? Bir yerden başlamak lazım. Haklısınız. Bu saatten sonra Tamer'in işi çok zor. Ben biliyordum aslında galiba. Ama insan seyircine kıyamaz diye düşündüm. Evet. Özellikle kalbimin nuru dediği birine. Bazen öfke daha ağır basıyor demek ki. Haklısınız. Öfke insana çok acayip şeyler yaptırabiliyor ama en beteri birine inanmak istemek. Canan Hanım, ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bugüne kadar genellikle yanılmamışımdır. Ama sen neredeyse beni kandırıyordun. Anlayamadım. Öfkeyle çıkan bir anlık söz, bir anlık zaaf bizi bu noktaya getirdi. Halbuki ne güzel oynuyordum. Barış Bey, ne demek istiyorsunuz? Kalbinin nuruna bir şey olmasına izin vermezdi. Çok aşıktı Ayla'ya. Kalbimin nuru Canan Hanım. Kalbimin nuru. Eğer o gece sızmış olsaydım, Tamer'in o sözünü duyamazdım. Duydun? Çünkü sızmamıştın. Sana sakinleştirici verilmesine rağmen Tamer'e saldırabildin. Öncesinde su bile içemiyordun. Ama belli ki gücün yerindeymiş. Ellerin en titremesi gereken anda bile titremedi. Lütfen benimle gelin. Canım. O gece oraya ablanı öldürmeye gittin sen. Hem de her şeyi planlayarak. Zavallı Tamer. Gerçekten aşık olduğu kadını öldürebileceğini düşündüm. Yine hata yaptı. Seni kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Affet beni. Ama sen kalpsizsin. Kalpsizsin. Hoşçakal kalbimin nuru. Hoşçakal. Başladığı işi bitirebilseydi belki affedebilirdim onu. Ama sen planını uygulamaya devam et. Ablanı öldürmeye ne zaman karar verdin? Tamer, gerçeği söyle o zaman. Benim koca ablama aşık. Söylesene. Aşığım desene. Saçmalıyor Levent. Levent. Levent bekle. O gece Tamer'in aşık mısın sorusuna hayır diyemediği gece. Cinayet aletinde herkesin parmak izinin çıkacağını biliyordum.
sizi oyalamaya yetecek kadar. Bunca zahmet. Niye böyle bir oyuna girdin? Çünkü herkes acıyarak bakıyordu bana. Alkolik, aptalca anam. Ama bak, hepsini kandırdım. Bak, o Canan neler yaptı. Keşke bunların hiçbirine gerek kalmasaydı. Ama ablam ölmeyi, o Tamer'de hapiste çürümeyi hak ediyordu. En azından birini başarabildiğim için mutluyum. Emniyet o hale gelişin. Suçu üstlenmen. Ellerinin titremesi. Hepsi numaraydı. Kalbi neden aldın? İçinde kocama olan aşk vardı. Bir de Tamer'i suçlamanız için ekstra bir delil. Sergi olayını araştıracağınızı biliyordum. Kalbin Levent'te bulunmasını neden istedin ha? Onu da suçlamanızı istedim. Zaten bulacaktınız hemen. Ama o korku. O korku. O yetecekti Levent'e. Oyunu uzattıkça uzattın. Mağdur ve savunmasız kadınlara biraz zaafınız var anlaşılan. Çok hoşuma gitti. Sevgiye inancım var. Ama onu da sende göremiyorum. Hepimiz oyunlar oynarız. Bazen sevgisizlikten... Bazen zaaflarımıza yenildiğimizden. Oyunu bozmak kolay olmaz her zaman. Kaybeden senden de bir parça götürüyorsa üstelik. O parçanın yerine yeni bir şey koyarız. Bir maske. Olmadığımız biri gibi davranır. Sakladıkça unuttuğumuzu zannederiz. Gerçeği görenler içinse gitme vakti gelmiştir artık. Yeni bir başlangıç yapmanın vakti gelmiştir belki de. Hayatı zaman aşımına uğratmadan, geç kalmadan. Yeni bir başlangıç eskiye dönerek yapılır mı? Ya şu benim testte tüm soruları cevapladım. Ama bir tanesini cevaplayamadım. En zorunu da en sona bırakmışlar. Şimdi diyorum ki... Karaca Hatır Barista'nın sunduğu sinema keyfi devam ediyor. Yeni bir başlangıç yapmanın vakti gelmiştir belki de. Hayatı zaman aşımına uğratmadan, geç kalmadan. Yeni bir başlangıç... Eskiye dönerek yapılır mı? Ya şu benim testte tüm soruları cevapladım ama bir tanesini cevaplayamadım. En zorunu da en sona bırakmışlar. Şimdi diyorum ki. Karaca Hatır Barista sinema keyfini sundu.